Selamünaleyküm arkadaşlar. 7. örnekte sizlerle birlikteyiz. Şimdi yine yay piston silindir sorusu var. Ortalama basınçla ilerleyerek soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bize başlangıçta P1 değerimizi yazalım şöyle. Başlayalım. P1 değerimiz 500 kilopascal, yani 0.5 megapascal demiş. %30 kalitede. Kalite dediğimiz şey kuruluk derecesi. İngilizce quality'den geliyor. 0.30'muş arkadaşlar. Kütlemiz 0.75 kilogram. Bu cihaz işgal eder demiş. Yani şeyden İngilizceden işte şey yapıyorum. Translate kullanıyorum. Bak daha az vakit alsın diye. O yüzden biraz tercüme şey olabilir. Defolu. Bu cihaz şimdi 100 derecede doymuş bir sıvı olana kadar. Şimdi o zaman T2 dediğimiz şey 100 derece. P2 dediğimiz şey de doyma sıcaklığı. Şey doyma basıncı eşittir. Bakalım doyma basıncı neymiş 100 derecede. Şuraya gelelim. Tabloda derece kısmına bakacağız. Basınç değil de 100 dereceye bakacağım. 100 derecede 101.42 kilopascal. Şimdi V1 ve V2 değerlerine de bakmamız lazım. V1 eşittir VF artı X yani 0.30 VFG. Önce bunu hesaplayalım. Tabloya gitmemiz gerekecek. 500 kilopascal. Bu sefer basınç tablosuna gideceğim. Sıcaklık değil de basınç tablosuna gelin bakalım. 500 kilopascal. Şimdi zaten bu doyma sıcaklığında olmuş oluyor. Kalite yani kuruluk derecesi verildiğine göre. 0.00093 yazıyorum. Artı 0.3 çarpı 0.37483'ten diğer baştaki değer çıkarılacak. Şimdi bu işlemi yaptığımızda V1 değerini hesaplarız. 0.11321 gelir arkadaşlar. Metreküp bölü kilogram. Şimdi V1 hesapladım. V2'yi de hesaplayayım. Çünkü yani iş hesaplayacaksak, sınır işi yapacaksak işin içerisine özgül hacim geliyor veya hacim geliyor. Bunları hesaplamak gerekecek. V2 doyma dediği için direkt hemen 100 derecedeki şeyden tablodan çekebilirim. Pardon. 100 derece geri dönüyorum. Geldim. Ne demişti bana soruda? Doymuş bir sıvı. Tamam. Doymuş sıvı. O zaman direkt VF 0.00043 olarak alacağız. 0.00043. O zaman bu soğutuluyor. Ki özgül hacimi azalıyor arkadaşlar. İşi hesaplayacağız. P1'i biliyorum. P2'yi biliyorum. İş formülümüz neydi arkadaşlar? Lineer şeylerde, yaylarda. Sınır işimiz eşittir. Normalde şöyle diyelim. M çarpı V1. Burada özgül hacim yazıyorum. Normal hacim değil. P çarpı DV. Şu P olarak yazdığım şey sabit değil, değişiyor ama ortalamasını alarak çıkartabiliyorum buradan. Eğer ki lineer şekildeyse, lineer bir artış varsa. O zaman buradan V eşittir, yani W eşittir. M P average çarpı delta özgül hacim diyorum. P average'i hesaplayalım arkadaşlar. 101.42 101.42 artı bitiş basıncımız neydi? Bitiş basıncımız pardon zaten o 101.42'ymiş. Şöyle birini de koyalım. Başlangıcımızda da 500 eşittir bölü 2. 300.71 geldi. Ve sınır eşittir. Kilogramımız kaçtı ya, her şeyi unuttuk. 0.75 çarpı 371 300.71 daha doğrusu. Özgür hacim farkları final özgür hacim. Yarım yamalak bir Türkçe bir İngilizce var ya. 0.11321 yani başlangıç özgür haciminde yazıyorum. Buradan bu işlemleri yaptığımızda cevabı elde ederiz. 0.75 bu sıfırı kendi koyuyor zaten. 300.71 çarpı 0.00043 eksi 0.11321.
eşittir diyorum. Eksi 25, 30. Eksi 25.30 kilojül. Neden eksi? Bu sıkıştırılıyor arkadaşlar. Soğutuyor. Soğuduğu için öyle diyebiliriz. O zaman basınç ne olmuş? Azalmış değil mi? Aynen. Ya yani bu normalde sıkıştırılmış, yay yavaş yavaş gevşiyor ta ki basınç iyice azalana kadar, 101.42'ye gelene kadar. Tam tersi olsa ısıtsaydık bu sefer düşünün 101.42'den 500 kilopaskal ulaşacaktık. Yani şimdi geri bir işlem yaparsak P2 ulaştık ya 101.42. Tekrar ben soğutmaya, ısıtmaya başlasam yayı yukarı doğru itip 500 kilopaskal ulaşabilirim arkadaşlar. Bakayım cevap, tamam cevap anahtarı burada yokmuş, olsun, doğru, muhtemelen doğru. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kontrolümü de yaptım. Cevap doğru. Çekilmenize gerek yok. Genelde hep kontrollü yapıyorum. Yani bir yanlış varsa da belirtiyorum. Yani videoya edit yapıyorum. Belirtiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.